hayatın yalan Leyla. Senin hayatın yalan. Sen bu telefonu attın değil misin? Attım. Başımıza bela olmaz, merak etme. Kurtköy'de sabitmiş. Başkomiserim, Kurtköy'de sabitmiş. E tamam, haritadan bakın orada ne varmış. Saçma değil mi? Dağ başına bizi mi bekliyor bu Ercüment Karadağ? Kullanılmayan bir depo var başkomiserim. Tamam, bakın o depo Karadağlara mı ait? Hadi çocuklar, çabuk acele edin. Hayır başkomiserim. Onlara ait değil. Haşmet'in olabilir mi? Bilmiyorum artık. Gidince öğreneceğiz. Tamam Ahmet. Tamam, siz de hazırlanın. Gelin orada buluşuruz. Acele edin çabuk. Emredersiniz başkomiserim. Hadi gidiyoruz. Dur. Zeynep komiseri arayayım. Efendim? Alo Zeynep komiserim, neredesiniz? Ercüment'i almaya gidiyoruz. Acil çıkmamız lazım. Kapının önünde buluşalım, tamam mı? Tamam. Hadi. Ne yapacağım şimdi ya? Ne yapacağım? Ercüment Karadağ'ın bu kadar çabuk ortaya çıkacağını hiç düşünmüyordum. Nereye kadar kaçacak? Abisi bir plan yapmış da olabilir. Dikkat edelim de tuzağa düşmeyelim. Doğru. Bak, ben hiç düşünmemiştim bunu. Olabilir. Yoksa niye telefonunu açsın? Salak mı bu adam? Zeynep komiserim, siz ne düşünüyorsunuz? Tuzak olabilir mi? Zeynep komiserim, iyi misiniz? İyiyim. Arkadaşlar kolay gelsin. Şükürünüz. Leyla nerede? Ev bakmaya gitti. Tamam da ben size bürodan çıkmayın demedim mi? Dedin. He. Gitti. Gitti. Aradınız mı hanımefendi? Aradım, kapalı. Güzel. Tamam arkadaşlar, hadi hazırlanın. Yeleklerinizi giyin. Ercüment Karadağ canlı istiyorum. Kimse ucuz kahramanlık peşine düşmesin. Herkes kendisini korusun, kollasın. Akif! 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 Buyur abi. Polisler geliyor. Bizi nereden buldular abi? Bilmiyorum ki. Abi burada yakalanırsak büyük sıkıntı. Ne yapalım? Yükleyebilecekleri kadar mı araca yüklesin? Hemen gidelim buradan. Tamam abi. Hadi çabuk çabuk çabuk! O kasayı araca yükleyin. Malları kamyona bırakın, kaçın! Thank you.
Ahmet, Mahmut. Bir bakın şunların içinde ne var. Kızlar siz de bir dışarı bakın, bir şey bulmuşlar mı? Zeynep. Ne yapıyorsun? Başkomiserim, telefon burada. Telefonu bırakıp kaçmış şerefsiz ha? Geldiğimizde gördüyse. Aynen böyle işin. Başkomiserim, bir baksanız iyi olur. Arkadaşlar, maden bulduk, maden. Bu deponun hemen kime ait olduğunu bul. Hadi bana güzel haberler verin. Yakaladınız mı Ercüment'i? Maalesef komiserim. Telefonunu ele geçirdik. Silah, uyuşturucu, bayağı bir mal var depoda. Onları aldık. Tamam. Bu da büyük bir başarı. Sonuçta o malların sokağa gitmesini engellediniz. Tebrik ederim arkadaşlar. Keşke sen de yanımızda olsaydın da bu başarıyı birlikte kutlasaydık. Ah keşke ya, çok isterdim. Aradık ama telefonun kapalıydı. Hande, sen bana uyuz mu oluyorsun? Ne böyle sorgular gibi? Hayırdır? Uyuz olmam için bir sebep mi var? Bilemedim. Nasıl gidiyor? Hande, tekniktekilere söyle. O telefonun şifresini kırana kadar hiçbir yere gitmeyecekler. Emredersiniz başkomiserim. Umarım bu telefondan o herifleri bitirecek bir şeyler çıkar. Sen nasıl bir insansın ya? Sakin ol, tamam. Konuşacağım. Ne konuşacaksın be? İki lafından biri yalan. Telefonu göle attım, merak etme, rahat ol diye sen değil miydin? Tamam, haklısın. Tamam, sana söylemem gerekiyordu, haklısın. Telefon sinyal veriyor dediklerinde neler yaşadım, sen haberin var mı? Zeynep, içinde ne olduğunu öğrenmem gerekiyordu. Görüntüler içinde miydi? Hayır. Görüntü falan yoktu, hayır. Kızgın mısın hala bana? Ya vallahi senin için yaptım. Zeynep daha fazla kendini tehlikeye atmasın dedim. Sen ne olursa olsun benim arkadaşımsın. Ben senin arkadaşın falan değilim. Açtığımda da bulmalar için bir yere koymam gerekiyordu, tamam? Atsaydın, göle atsaydın. Ne bileyim, parçalasaydın telefonu, bu tantanaya ne gerek vardı? İçinde Aslan'ın görmesi gereken bilgiler var. Ne bilgisi? Öğrenirsin yakında. Aslan Ercüment'in yaşadığını düşünüyor. E tamam işte, işimize gelir. Deponun yerini nereden biliyordun? Kızım, ben de boş gelmedim bu şehre. Bana yardım eden birileri var. Orasını anladık zaten. Telefon şifresini nasıl çözdün? Ya ne yapacaksın? Sen üzümü niye bağını sorma. Bizimkiler de sabaha kadar açar zaten. Rahatlığa bak ya. Rahatlığa bak.
Gamsız. Rahat olacağım tabii. Oyunu ben kuruyorum. Ben cehennem azabı yaşıyorum burada. Sen oyun mu oynuyorsun? Ya düşünsene. Depoda bulduğumuz mallar Cihan'ın kendini garantiye almak için Haşmet Ağa'dan çaldığı mallar. Haşmet bunu öğrendiğinde ne olacak? Birbirlerine girecekler. Sonra? Sonra da kucağımıza düşecekler. Hiç bana öyle bakma. Ben onları bitirmeye geldim buraya. Ercüment'in ölümü de işine yaradı tabii. Belki de o yüzden yardım ettin bana. Ben bu kadar adi bir insan mıyım? Bilmem. Ya sen nasıl bir insansın ya? Ha? Bir kere olsun bana sordun mu? Bir kere olsun senin başına ne geldi? Bu adam sana ne yaptı? Neden intikam almak istiyorsun diye sordun mu bana? Ne yaptı? Ha? Ne yaptı? Aldattı mı seni? Ne yaptı? Ya boş ver tamam. Boş ver. Bak bir bedel ödenecekse ben öderim tamam mı? Sen bana güven. Bedel ödeyecekmiş. Ben sana güvenmeyi uzun süre önce bıraktım Leyla. Öyle olsun. Bu Ercüment Karadağ depoyu bulmamızı istedi ama neden? Neden? Belki depoda saklanıyordu. Yani bir sebepten dolayı telefonunu açmak zorunda kaldı. Yani takip ettiğimizi düşünemedi mi? Depo kimin üstündeymiş öğrendik mi? Bünyamin Tüzün isimli bir sabıkalıya ait. Oo çoktan kaçmıştır. Peki bu Bünyamin'in Ercüment ya da Cihan'la bir bağlantısı var mı? Oradan bir şey çıkmaz. Bulamazsınız adamı. Ya bulamayız demek istedim. Depoda bulduğumuz illegal malları ilişkilendirebildiğimiz tek kişi kim? Ercüment Karadağ. Yani sonuç, biz bu Ercüment Karadağ yerin yedi kat dibine girse bile bulmak zorundayız arkadaşlar. Sizin bu akşam kendi başınıza yapacağınız bir gizli operasyon falan var mı? Yok. İyi o zaman. İşimiz var, hadi çıkalım. Hayırdır inşallah. Görürsün. Kolay gelsin. İyi akşamlar usta. Oo, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Ha, Leyla, Behçet baba. Memnun oldum. Hoş geldin Leyla. Aslan, ne öyle müşteri gibi duruyorsunuz ya, otursanıza. Tamam, oturalım Behçet baba. Otur kızım. Ben size bir çay koyup geleyim. Emeklilik hayalim biliyor musun? Marangozluk mu? Hı. İyi çıraklıkla başlarsın o zaman. Mahalleye taşınınca hafta sonları gelirsin. Tamam. Ne aslan? Yerine bir çırak ayarlayıp kaçacaksın galiba. Teşekkürler. Kaç yıldır buradasın? Mahallede 5 yılı geçti değil mi? Ama Behçet babayla soruyorsan çok eski o. Yok ben kaç senedir çıraksın diye sordum. Bence sağlam 15 senesi var. Ya bu kadar zamanda kalfa bile olamadın mı? Acaba başka bir hobimi denesen artık? Ha. Seni de göreceğiz. Ne oldu baktınız mı eve beğendin mi sen? Beğendim beğendim. Ya Behçet baba. Evi beğendik tamam da bu kiracı ay sonu çıkacak ya o biraz sıkıntı oluyor. Sorun değil benim için ben otelde idare ediyorum. Ama olmaz ki öyle. Evini düzenini bir kurman lazım böyle göçebe gibi. Ben alışkınım. Hayatta sırt çantamı sığdıramayacağım hiçbir şeyim yok. Köksüzsün. Bu arada çay çok güzel olmuş. Elinize sağlık. Afiyet olsun.
Kerem. Ben son zamanlarda senin de evi de çok ihmal ettim. Kızgınsın biliyorum. Ama şu dosya bir kapansın. Söz veriyorum, izin alacağım. Kaçarız bir yerlere, uzaklara gideriz, kapatırız arayı, olur mu? Sorun hiç değil. Sorun ne o zaman? Bana yalan söylemen. Yalan mı? Zeynep, inanamıyorum sana ya. Gerçekten inanamıyorum. Özür dilerim. Özür dilerim. Çocuk istemediğini niye söylemedin? Ben... Ne zamandır kullanıyorsun bunları? Birkaç gündür yani. İş çok yoğundu. İyi. Bir dahaki sefere daha iyi saklı, olur mu? Kerem. Usta, çırağa bir fırça var da şu masanın işini tamamlasın. Bu arada çok güzelmiş, ben taşındığımda talibim ona. Ha, yalnız o masaya kimse dokunamıyor. Boş ver kızım. Bir işe yaramaz o masa. Anladım. Yarım kalmış bir hikaye var orada. Sevdim bu kızı Aslan. Bak nasıl yakalıyor hemen. Dinlerim belki bir gün. Oo, Kerem Savcım, nasılsın? Behçet babanın dükkandayım. İyi, tamam, gel, bekliyorum. Tamam. Hayırdır Aslan, canın sıkıldı? Ya bizim Kerem Savcı biraz dertleşmek istedi de Zeynep'le tartışmışlar. Buraya geliyor. Ben de kalkayım artık zaten. Belki Zeynep'e uğrarım. Ha, iyi olur. Onun da canı sıkılmıştır şimdi. Tamam. Görüşürüz. Güle güle kızım. Görüşürüz. Abi. Bu işler depoya telefon için gelmiş Akif. Ercüment'in telefonunun sinyali depodan geliyormuş. E nasıl olur abi? Biz de oradaydık. Ercüment falan yoktu. Bilmiyorum ki, ben de anlamadım bir şey. Bağdan ses var mı abi? Baskını duyunca bağlantıyı kuracaktır. Kurarsa kursun, ne yapayım artık? Ben zaten yakmışım gemileri. Bundan sonra ya kral olacağız ya da isimsiz mezar. Behçet baba. Leyla için köksüz dedin ya. Neden öyle dedin? Hayatını bir sırt çantasına sığdırabilen insanın tek yükü kendisidir. Düzen kurmaz, bağ kurmaz. Geçmişinden kaçıyordur. Bir ayağı hep kapının eşiğinde yaşar. Her an gitmeye hazırdır. Niye öyle oluyor peki? Güvenmekten korktukları için. Bir kez güvenmişlerdir ama öyle çok canları yanmıştır ki bir daha tövbe etmişlerdir. Değişmezler mi?
kim bilir. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Kerem hoş geldin. Hoş bulduk. Kolay gelsin. Sağ ol. Gençler ben eve çıkıyorum. Siz keyfinize bakın. Rahatsız olmasaydınız Behçet abi. Yok uyku saatim geldi benim. Aslan sen kapatır anahtarı yerine koyarsın. Tamam Behçet baba merak etme. Hadi iyi geceler. İyi geceler. Savcım gel otur. Bakkalda servise mi başladın? Aa espri yapmaya başlamışsın güzel sevdim. Espri yapmıyorum. Uzaklaş diye tersliyorum seni. O taktik bende işlemez. İnadına üstüne gelir. Leyla ne istiyorsun Allah aşkına? Gerçekten hiç çekecek durumda değilim. Tamam işte onun için geldim. Çikolatanı çözemeyeceği sorun yoktur. Bak bir de en sevdiğimden getirdim. Hele ki sorun kadın erkek ilişkileri ise. Sen nereden biliyorsun? Burada mı konuşacağız? Zeynep son zamanlarda tuhaf davranıyor. Bir şey var. İş yoğunluğu falan diyor ama başka bir şey var. Yok be abi ne olacak başka? Ya bu Karadağ mevzusu hepimizin canını çok sıkıyor. Bilmiyorum benden uzaklaştı. Konuşmuyor, anlatmıyor. Kız her şeye yetişmeye çalışıyor. İş, evlilik... Ablalık. Onun da işi zor be abi. Bu mu yani sorun? Bırakırsın abları, yaparsın çocuğu, çözülür. Anne olmak istemiyor musun sen? Ha bu kadar kolay yani. Ben her gece kabuslarla uyanıyorum Leyla. Bu psikolojide çocuk mu yapılır Allah aşkına? Kerem çok iyi bir adam. Ercüment gibi bir şerefsiz için evliliğini mahvetme. Sadece o değil. Ne varmış başka? Ben daha önce çocuk doğurdum. Ne? Ne zaman? İşte o olaydan sonra hamile kaldım ben. Serap niye söylemedin bana daha önce? Çocuğa ne oldu? Bebeği kaybettik maalesef. Başın sağ olsun. Öldü. Doğar doğmaz öldü. Ben kabullenemedim ya, içim almadı. Sen saçmalama. Bana bak, sakın kendini suçlama, tamam mı? Bu senin suçun değil. Yaşadığın hiçbir şey senin suçun değil, tamam mı? Şimdi kendime söyleyemiyorum. Olayları anlatamıyorum. Çocuk doğurmaktan korktuğumu da söyleyemiyorum. Sen Kerem'i seviyorsun değil mi? Çok. Onunla bir aile kurmak istiyorsun. Çocuklarınızı büyütmek, beraber yaşlanmak istiyorsunuz değil mi? Bu kadar şeyden sonra ben ya nasıl tekrar mutlu bir aile kurayım? Zeynep daha önce nasıl yaptın? Unutarak, yeni bir sayfa açarak. Yine öyle yapacaksın. Ne kadar kolay söylüyorsun ya.
Ben unutmak için neler yaşadım. Tekrar hepsini... Yok. Gücüm yok. Sen nasıl böyle oldun? Ne olmuş? Böyle hissiz. Boş ver şimdi. Hayır, gerçekten merak ediyorum yani. Bu kadar şey yaşadık. Senin aklın bile karışmıyor. Hiç üzülmüyorsun, sorgulamıyorsun. Nasıl yapıyorsun bunu? Yapacağım. Ben de hepsini yapacağım. Ama zamanı geldiğinde, Cihan Karadağ parmaklıklar arkasına ya da mezara girdiğinde ertelediğim bütün duygularımı yaşayacağım. Ama şu an öyle bir lüksüm yok Zeynep. Eğer ben duygularıma izin verirsem o adamla savaşamam. Hemen geliyorum savcım. Tamam. Gel gel. Misafirim var, çok tutmayacağım. Hadi bana güzel bir haber ver. Dün Cihan'ın evine biri girmiş. Benim içerideki eleman da bunu sıkıştırıp kolundan vurmuş. Sonra da müsaade etmiş gitmesine. Tamam da niye müsaade ediyor? Kadınmış birader çünkü. Bizim çocukları da biliyorsun. Biz kan sevmiyoruz ya. Kadın vurmak da hiç olmaz. Kimmiş acaba kadın? Eleman yüzünü görmemiş. Cihan da bizim elemanı haşat edip sokağa atmış. Artık içeride adamım yok, haberin olsun. Yapma ya. Ha. İyileşecek mi? Yani iyileşir. Kadın ne arıyordu acaba? Bilmem. Bunu da kendisine sormak lazım. Haklısın. Savcım, ben yarım saate geliyorum. Tamam. Kerem mi acaba? Aslan? Leyla içeride mi? İçeride ne oldu? Buradayım. Dün gece neredeydiniz? Beni muhbirlerden biri Ercüment'i gördüğünü sanmış. Biz de kaçak bir kumarhane gözetledik ama boş çıktı. Kollarını göster. Ne? Kollarını göster. Aslan, iyi misin? Neden sorduğunu söylemeden hiçbir şey yapmayacağım. Kollarında yara var mı yok mu ona bakacağım. Göster. Yok. Tamam, göster. Aslan. Göster. Oldum, tamam mı? Dün gece Cihan'ın evine birisi girmiş. Bir kadın. Kolundan yaralanmış. Çok güzel. Sen de kesin Leyla yapmıştır dedin, değil mi? Zeynep'i kandırmıştır, ona da gözlülük yaptırmıştır dedin. Keşke önce bunu söyleyip öyle kollarımı göstermemi isteseydin. O zaman daha dürüst olurdun. Kerem benimle. Gelmezse merak etme. İyi mi? İyi, iyi. Seviyor seni. Üzmeyin birbirinizi. Bu adam sana çok güveniyor. Ben ağzımı kuş tutsam güvenmez.